Merhaba çocuklar. Ben Hacer Kılıcıoğlu. Çocuklar için yazıyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Çocukluğumu seviyorum. Ben çocukken bir kasabada yaşardık. Babam posta müdürüydü. Evimize bolca kitap girerdi. Abim çünkü bir kitap kurduydu. Ben de çizgi romanlar okumayı çok severdim. Favorim Tenten'di. Tenten'de dünyanın değişik yerlerine gitmeyi öğrendim. Merak duygum gelişti. Sonrasında da hayal etme duygum gelişti. Çünkü Tenten'de dünyanın değişik yerlerine gidiyordum. Kamboçya diye bir ülke görüyordum. Peru'yu öğreniyordum. Çin'i öğreniyordum. Hindistan'ı öğreniyordum. Ve bunlar bana benim merak duygumu kamçılıyorlardı. Sonrasında da ben acaba yetişkin olduğumda, büyüdüğümde buralara gidebilir miyim diye hayal ediyordum. Hayallerimi gerçekleştirmek için uğraştım. Yetişkin olduğumda dünyanın değişik yerlerini gezdim. Gerçekten Kamboçya'ya, Vietnam'a gittim, Çin'e gittim, Hindistan'a gittim, Letonya'ya gittim. Helsinki'yi gördüm. Dünyanın pek çok yerini o merak duygumun beni kamçılamasıyla gördüm ve hayal etmekle. Oralarda çok değişik, dünyanın değişik yanlarını gördüm. Değişik ülkelerin değişik kültürlerini tanıdım. Hayvanlarını, bitkilerini, ağaçlarını tanıdım. Örneğin Hindistan'da kedi yoktu hiç ve kedinin niye olmadığını sorduğumda merak tabii bu. Merak ederek öğreniyorsunuz. O kas sistemine inanıyorlar ve kas sisteminde en düşük canlıyı koruma içgüdüleriyle, yani fareyi koruma içgüdüleriyle kedileri yok ediyorlar. Bu bana çok ilginç gelmişti. Letonya'ya gittiğimde soğuk bir ülke, leylekleri görmüştüm ve ben leylekleri hep sıcak ülkelere göç ederler diye bilirdim. Hatta saraylarına falan girdiğinizde hep leylek gravürleri görüyorduk. Bunlar bana çok ilginç geldi. Yine Letonya'da mesela bir mutluluk günü diye bir günleri var. Yanılmıyorsam 23 Haziran'da ve o gün doğan çocuklarına mutluluk ismi veriyorlar. Çok ilginç bu, çok hoş. Mesela adların değişik ülkelerde, değişik kültürlerde, değişik biçimde konduğunu görünce çok şaşırmıştım. Örneğin Çekoslovakya'da, Çekoslovakya Çekler ve Slavlar olarak ayrıldı biliyorsunuz. Çeklerde diyelim Mart'ın 20'sinde doğdunuz, Mart'ın 20'sinde doğan diğer insanlarla normal isminizi koyuyorlar ama bir tane daha o güne özel bir isminiz oluyor. Bu çok ilginç tabii. Pek çok şey var. Ağaçlar mesela Suriye'ye gittiğimde, yazık ki Suriye şimdi çok iyi konumda değil. Suriye'ye gittiğimde Halep'te evlerinin önünde zeytin ağaçları görmüştüm. Çok etkilenmiştim. Ne güzel meyve veren ağaçları dikiyorlar. Biliyorsunuz zeytin ağacı bir adı da ölmez ağacıdır ve çok yıl yaşarlar ve çok bereketlidirler. Bunlar bana hep çok iyi geldi. Dünyayı tanımama çok yardımcı oldu ve çok hoşlandım bundan. Hep daha çok merak ettim. Haritayı önüme açtım ve hangi ülkeler, nerelerde, neler yapıyor o insanlar, nasıl yaşıyorlar araştırdım hep. Hep hayal ettim acaba bir gün oraya gider görür müyüm? Oradaki ağacı, bitkiyi, hayvanı, çocuğu tanır mıyım diye. Çünkü benim derdim çocuklarla. Size de bunu öneriyorum. Merak duygunuzu tabii başkalarının hayatına zarar vermeyecek şekilde merak. Kendi kendinize merak. Ve son olarak size şunu söylemek istiyorum. Çocukluğunuzu asla unutmayın. Unutturmayın. Ve çocukluğunuzu yetişkin olduğunuzda sık sık başkalarıyla tanıştırın. Çünkü dünya çocuklarla güzel. Hepinizi çok ama çok seviyorum çocuklar. Hoşçakalın.